Sanayi tarafında sizden alalım artık İzmir'in sanayisini. Biraz 2023, biraz 2024 beklentisi. Teşekkür ederim. Öncelikle hafta sonu kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Terörün olduğu yerde tabii ki maalesef hayat devam ediyor. Ama acımız, içimiz yanıyor. Onları yüreğimize gömdük. Daha önceki olanlar gibi, şehitlerimiz gibi. İnşallah son olur diyoruz. Bir daha Allah yaşatmasın diyoruz. En büyük temennim o. Öncelikle böyle bir toplantıyı İzmir'de gerçekleştirdiğiniz için ben başta size bu sektöre olan duyarlılığınız, sektörün sorunlarını sürekli dile getirmeniz açısından NTV ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. İzmir'de sizleri ağırlamak büyük bir keyif, onur. Gördüğünüz gibi İzmir büyük bir uyumun da göstergesi. Bakın burada ticaret evet. odamız, borsamız, sanayi odamız hepimiz aynı yerde bir çatı altına gelip sorunlarımızı ortak meclis üyelerimizin katkılarıyla dile getirebilme kültürüne sahip bir anlayış içindeyiz. Bu bizler açısından son derece önemli. Sanayi odamız 1954 yılında kurulmuş, bölge sanayi odası olarak kurulmuş. Ancak bugün Ege Bölgesi Sanayi Odası ismiyle İzmir'de faaliyet gösteren bir konumda. Sanayisi oldukça gelişmiş olan bir ilin içinde bulunuyoruz. 53 farklı sektörden ve bunların her bir tanesi kendi başlarına, dünya markalarına ya direkt olarak ya da kendi markalarıyla satan, OEM bazıyla da çalışan kurumlardan oluşuyor. Tekstil, makina, deri, inşaat, otomotiv, yan sanayi gibi sektörlerimiz ön plana çıkıyor. Özellikle petrokimya ve çelik sektörüyle ilgili ala bölgemiz oldukça gözlüğünde ve gözlüğü olan bir bölge konumuna geldi. 2022 yılı verilerine göre İzmir ülkede yaratılan gayri safi yurt dışı hasılanın yaklaşık %7'sini oluşturan bir ilimiz. Üretilen sanayi geçen yılda olduğu gibi bu yılda cari fiyatlarla yaklaşık %8.3'ünü karşılıyor. Artan nüfusa rağmen bakın ülkedeki kişi başı gelir 9-10 bin dolarlar seviyesindeyken bu İzmir'de 13 bin doların üzerinde. Yani bunu nasıl bakmamız lazım? İzmir ihracatı ithalatından fazla olan bir il, dış ticaret açığı vermeyen bir il, ekonomiye artı katkı sağlayan bir il konumunda. Bu çok önemli. Ve iş gücünde çalışan her 3 kişiden bir tanesi sanayi sektöründe çalışıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Bir kere yabancı sermayenin İzmir'de yoğun bir şekilde olması, mevcut 9-10 üniversitemizin iş gücüne, eğitime katkısı, meslek liselerimiz bunun katkıları ve ürün doku çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı özellikle son yıllarda Adnan Menderes Havalimanı'nın SunExpress hava yollarıyla yurt dışı bağlantılarını özellikle Almanya bacağında hızlı bir şekilde her ile direkt uçuşunu getirmiş olduğu avantajlardan dolayı yabancı sermayenin ilk tercih ettiği şehirlerden bir tanesi haline geldi.